Lugano'nun tutkulu olduğunu demin bahsetmiştik ya Şimdi tutkuyu taraftarla olan bağından aldığı için aidiyet duygusundan aldığı için Lugano futbol oynarken de hep orada olmak istiyordu. Mesela Luciano bunu gitti Flamengo tribünlerinde yaptı. Bundan bir bir buçuk iki sene evvel. Lugano da gitti böyle takma sakalla tribünde izledi ve çok sevdiği laylayını yaptı. Mesela bununla ilgili hikayesi de Lugano'nun Tenerbahçe tribünlerine en keyif aldığı an, maçın başlangıcındaki böyle 10-9-8 omuz aynen omuz omuza omuz omuza anı bayılırdı. Bazen maç öncesinde stat dolar mı? Dolar. İşte şu kadar kişi olur mu? Olur. Samet derdi 10-9-8-7 1-0-0-0-0 <laughs> <laughs> O acayip keyif oluyor. Bu tür gülüyor, şeyleri abi. vereceksin Lugano'ya. Gözün arkada kalmayacak. Bence Lugano nasılsa Alex'i tam tersi sakinlik açısından. O adam Buz cool, adam. sakin. Dışarıda da çok cool. Sağ içinde de çok cool. Böyle kolay kolay gülmez. Sağda da yani ben Alex'in gülüşünü az gol atınca belki biraz hani şeyde çok az gülen bir adam. Ciddi. Hakikaten değişik bir karakter. Yani bambaşka frekanslar ama bence içinde de bir ateş var Alex'in Yani acayip bir ateş var içinde. Şöyle yansıtamıyor, enteresan. Alex buz adam. Buz adam, Mesela maçlardan evvel işte kamp kamp gecesi evinden kamp gecesi için evinden çıkar. Çıktıktan sonra maçtan sonrasına kadar eşinle bile konuşmaz. Olur Kimseyle konuşmaz. Ee, çok zorunda kalmadığı sürece biri soru sormadığı zaman e, cevap e, yani Alex'in ağzından bir şey zor duyarsın maç sonuna kadar. Maçla ilgili konuşur. Maçla ilgili konuşur ama hani böyle bir şamataymış, eğlenceymiş bir şey böyle. Onun da motive olma şekli oydu. Böyle hep ciddi, hep maçı düşünür. Konuşursa maçla ilgili konuşur. Maç toplantısında konuşur. Onun da tarzı oydu. Buz adam yani. E, maç sonuna kadar öyledir. Güldüğü an dedin, şey aklıma geldi. Güldüğü nadir anlardan bir tanesi. Tabii ki goller haricinde. Eee... Inter maçında. Bir de şeyi, çürümüne çürümüne abi, Inter maçında. <gülüyor> e, <gülüyor> ya efsane bir adam. Bir geldi. tane pozisyonda Alex kafa vuruyor. inanılmaz çıkarıyor Julio Cesar. Hatırladın mı pozisyonu? <laughs> Belki şeyden e, bakabilirsin. Julio Cesar topu çıkartıyor. Sonra Alex ile Julio Cesar böyle birbirlerine gülüyorlar. Julio Cesar Alex'e bir şey söylüyor. Alex de böyle Kafasına bastırıyor Jules Cesar'ı. Aslında tebrik ediyor bir yandan ha? Değil ama tebrik Tebrik edeceğiz. ediyor ama mesela ben onu daha geçen gün sormak aklıma geldi Alex'e. Böyle videoya denk geldi. Ya dedim siz burada ne konuştunuz? Yani Videoyu gönderdim Alex'e. Dedim ne konuştunuz? Burada dedim ne birbirinize? Bunlar zamanında Libertadores Kupası dedi galiba ya da bir bir şey de e, Alex Julio Cesar'a böyle ekstrem bir gol atıyor bir şeydi ama. Yani nerede olduğunu şimdi o, o, ayrıntıyı tam hatırlayamadım ama karşı oldukları bir maçta Alex böyle Jules Cesar'a böyle acayip bir gol atıyor. Bu sefer de Jules Cesar benzer bir topu çıkartıyor. Evet. Jules Cesar Alex'e diyor ki beraber oldu bu sefer diyor. Berabere evet, beraber hani geçen sefer atmıştın bu sefer çıkardım diyor. Alex'le birlikte ona gülüşüyorlar. Sonra Alex hatta korneri kullanmaya gidiyor. Yani seneler sonra bu, bunu sormak aklıma gelmişti. Güldüğü an deyince çat diye aklıma geldi. Hakikaten çok azdır. Bu güzel bir yanı. Ama o maçta da bence golden çok daha güzel bir hareketi var. Şu David'e verdiği pas öncesi o çalım var ya. Abi onu izliyorum izliyorum doyamıyorum ya. Ya bir de anlamıyorum hani nasıl yapıyor lan diyorum hani. Şeker gibi yapıyor bir şey yapıyor. Ama o kadar böyle şey estetik yapıyor ki o hareketi. Böyle izlerken insan doyamıyor. Acayip bir şey yani. Çok fena. Ben ya, halı o da sahayla veriyor bir de. Halı sahalarda falan denemeye çalışıyorum. Yok abi. Evde abi. evde kendimi açamıyorum. 8 olmuşum abi böyle. Yap abi yapar bak aynı falan. hareketi. Bak Samet yaparsın aynı hareketi. Ben yapamıyorum abi. Yaparsın Doğru. o kadar estetik yapamazsın abi. Yani yakışıyor. Acayip. Ya, i̇zlerken mesela ben o David'sin golünü herkes çok seviyor. Hayır ben o golde abi Alex'in o çalımı var ya ve ortası. Abi en muhteşem anı o golün o bence. David'sin golü abi ayağına geliyor zaten. Bir sadece yatıyor vuruyor yani. David'inki yani, de bir kalite tabii kalite ki. Tabii o topu ama, öyle vurmak şey. ama tabii Alex'in o çalımı atması kimi atmıştı? Max Bell'e mi atmıştı? Galiba Max Bell'e evet. O çalımı atması daha sonra o topu mesela bir metre geriye atsa vurmak. David öyle vuramayacak. Evet. Bir metre öne atsa yine olmayacak. olmayacak. Öyle bir yere attı ki. şiddet. Nasıl şiddeti de çok Şiddet önemli. de çok önemli. Biraz daha hızlı atsa olmayacak. Yavaş atsa olmayacak. Yani öyle bir attı ki David boş kaleye vurur gibi oldu ama tabii ki boş kale değildi yani o topa da öyle vurmak Yok. ayrı bir meziyet. Yok, yani Mesela o benzer o pasa benzer pası nerede verdi hatırlıyor musun? Çok vardı Bak ya bunu da şeye koyabilirsin istersen. Ee, Sparta Praha karşı Pierfon Hoydon gibi kafe golü attırdı hmm. Alex. Onu hatırlamadım şimdi. Maç Kadıköy'de hmm. bu sefer sol tarafta hmm. e, sağ taraftan değil sol tarafta e, çekti. Sağ ayakla yaptı. Ortayı. Yine sağ yakla Aynen yaptı. sağ ayakla bu sefer bu tarafa doğru yaptı böyle. Hı -hı. Pierre van vurdu o maçı da galiba bir sıfır kazanmıştık. Evet. Ben o zaman görevde değildim. Evet. Ama hatırlıyorum bak benzer çalım. Arda arda koyabilirsin. Alex'in bir de bu saç olayını ben çok çözemedim. Böyle saçları uzunken biraz performansı düşürdü zaten. Yani. <laughs> <laughs> Denk gelmiştir ya. Denk <laughs> gelmiştir. O e, Yuhalandığı sezon var ya aslında o sezon performansı çok iyi. 19 gol ona böyle bir şey var. Aslında çok iyi değildi ya. Orada hatırladım şimdi. E Alex'in saçlarını uzattığı dönem Alex'in kariyeriyle ilgili aslında en kritik dönemlerinden bir tanesiydi. Pubis oldu Alex. Ha, öyle mi? Pubis sakatlığı Hiç vardı. Mesela mi? o dönemki kornerlere bakın. Alex kullandığı zaman ya kötü kullanıyor ya da başkası kullanıyor. Free hmm. kickler girmemeye başladı. Atamamaya başladı. Çünkü antrenmanlarda çalışamamaya başladı. Bu bir sakatlığı biraz lanet bir sakatlıktır. Çok kötü bir sakat. Çok kötü. Yani insanı ne kahkaha attırır, ne hapşurtur, ne ekşürtür. Böyle Allah Allah. enteresan bir e, sakatlıktır. Dolayısıyla e, karın kasıyla böyle kasık birleştiği yerde olduğu için o kas bölgesi sürekli aktif olduğunda bir değişik bir acısı var. Ben onun başlangıcını mesela çok antrenman yaptığım zamanlarda yaşamıştım. Minimalini biliyorum. Onları tahmin edemiyorum. Alex o dönem tedavi görüyordu. Düşün hem üst düzey top oynayıp hem onun tedavisini görmeye çalışıyordu. Aslında performansı biraz bakma sen. Düşmüştü, biraz biraz düşmüştü. Ama 19 gol atıyor genelde. Düşün yani. Düşüyor oydu <laughs> abi Aleyşin. Yani, Aleyşin yani. düşüyor oydu yani. Yani o kötü performansında hayır ben de dedim acaba bu saç olayı dedim. Psikolojik bir şey mi? Ee, hani insan kadınları mesela psikolojileri bozuldu mu saçlarını keser falan biliyorsun. Ya da boyatır. Hani dedim o dönem bir sıkıntılarım vardı da saçını uzatıyordu. Ayrıntıyı biliyorsun ama değil mi? Alex'in saç kestirme evet. uzatma ayrıntısını. Evet. Alex bir tane reklam çekti. Ee, i̇sim verebiliyor muyuz? Tabii evet. vermez. Garanti Bankası reklamı çekti. Hatırlıyor musun? Bonus kafa. Ha, evet evet hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Şimdi orada şöyle bir şey oluyor. Alex saçları uzatıyor. Uzatma kararı değil ama saçları uzatıyor ama teklif alıyor abi Garanti Bankası'ndan. Bonus kafa işte reklamı çekeceğiz. Teklif yapıyorlar. Alex kabul etmiyor. Sonra ikinci bir teklifle geliyorlar. Kabul etmiyor. Bu sefer bakıyor ki Alex hani bu, bu işin bir, bir şekilde bir şey olacak yani. Ee, bekleyeyim ya biraz daha diyor. Belki diyor e, reklam çekeriz ileride. Yani belki bu markayla belki başka başkayla falan. Sonunda adamlar geliyorlar. Hadi artık çek diyorlar. Senin de saçın çok uzadı diyorlar. Alex de tamam diyor. Çekiyoruz diyor. Yani ondan sonra kesmeye karar veriyor. Aslında yani böyle reklam süreci başladığında uzatmaya başlıyor Alex. Ee, evet. Kaç senesiydi onu hatırlamaya çalışıyorum. 2000... İşte Azza Akmaması evet, Ekim, evet. Zikon'un ilk yılıydı galiba. İlk yılı ama öncesinde uzatmaya başlıyor. Tamam işte yani, muhtemelen 2006 sonlarında bu mevzu. Aynen. Azza Akmaması başlardı diye hatırlıyorum. Yani o sezonun başı başıydı. 2006'nın 2 ayı. Ya, o civarlar. 2006 senesi ya. Değil mi? Evet. Evet, seneyi karıştırabiliriz izleyenler hoş görsün. Ama Yok, o, o seneler, işte. <laughs> o seneler işte. Yani Alex hakikaten çok başka bir adamdı. Ya biz şanslıyız. Bizden öncekiler tabi Cemil Turan izledi. Ee, ondan öncekiler Lefter izledi. Az sayılar Metin Oktay'ı falan izledi. Hacı izlediler. Ya biz de bizim kuşakta en böyle olgun zamanımızda Alex'i izledik yani. Yani belki e, çoğu kişi mesela biz Aykut Kocaman Oğuz'u da çok severdik yani bizim çocukluğumuza denk geliyordu 12 13, 13 yaşımızda mesela Oğuz Çetin'e şimdi ben anlatsam anlatamam yani. Bir adam abi bir ara pastarı atıyordu. Sen bilmiyorum yetişebildin mi? Ya ya milimetrik ya muhteşem bir orta sahaydı yani. Hani Alex kadar golcü değildi. Şey değildi ama muhteşem bir orta sahaydı. Yani biz bunları yaşadığımız için şanslı seviyorum kendimi. Şimdi şu biraz şanssız görüyorum. Mesela benim oğlum 7 yaşında çok böyle idol alacağı futbolcu yok gibi. İnşallah bu sene bir parlayan bir oyuncu olur. Yani bir Alex yok, bir Oğuz yok, bir Aykut yok. Ya da bir Hoydonk yok. Anarka çok kısa kaldı onu saymıyorum. Bir Apyah yok. Yani bu çocuklar da inşallah böyle bir yıldız bulurlar bu sene. İnşallah. Bu saydığın oyuncular çok değerli. Mesela Oğuz Çetin'le benim şeyim denk geldi. Yani Ufaklık gençlik dönemine denk geldi ama izledim o stedini. Evet. Müthiş bir yetenek. Ee, Aykut Hoca Keza Aykut Hocaman. Çok estetik. Ya. Çok estetik yani. O o dönem içinde her dönem için öyle futbolcu gerçekten üst düzey. Ee, ama mesela bu saydıklarımızın arada mesela bir 2-3 tane topçu var. Ee, enteresan. Moldovan. Evet. o Çok büyük topçuydu ya. Moldovan. Çok büyük topçu. Parmağın maçını hatırlıyor musun? O kafa boyunca. Hatırlamaz mıyım? Mesela Efsane. bir tane daha söyleyeceğim sana. Rap 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 ayış. Onu hiç topçu. saymaz zaten. Büyük topçu. Hatırlıyor musun Galatasaray'a kornerden e, Biz fır bir tane 7 kişi kalmıştı Galatasaray. Yani ben gol... Ben Migros'taydım bu maçta. Mi, ben de Migros'taydım. Ben, ben, tam tam o açıdaydım. Ben de o açıdaydım. Yok, Demek yakın, izlemişiz. O ya topu mesela, ip gibi geldi abi. i̇p gibi. Mesela Rapa çok büyük yetenekti yani. Şimdi arada böyle izlediğimiz topçular da var yani. Evet. Bunları hatırlamıyoruz ama Evet, bunları. Yani Rafa içi yasını unutmam, ayrı bir aşkım var. Samet Güzel'e çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Samet valla sen de sohbete ben doyamıyorum abi. Otursam sabaha kadar konuşurum. Bir mukabele. Ama, e, maalesef e, belli bir süre içinde yapmak zorundayız. Sen nasıl olsa Sayını Daha çok konuşacaklar. <laughs> ben teşekkür abi. ederim. İnşallah güzel bir derbi olur. E, dostluk e, her şeyden öncesi önemli. Futbolcular büyük keyif alsın, bizler de izlerken keyif alalım, sonra da bir ara kritini yaparız. İnşallah. Görüşmek ya. üzere arkadaşlar, sevgiler, hoşçakalın.